Merhaba. Bizi nereden seyrediyorsanız artık YouTube'dan mı, şu an canlı yayından mı, oturan bu açıdan mı, Educated.tw'dan mı bilmiyorum. Ama like'ını yorumunu alırım. Biliyorsun iyiyimdir o konuda. Çok iyi like alırım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni bölümümüze. En son kaldığımız yerde. Bu arada bölümler ufak bir gecikme içerisinde. Bunlar için like atarsanız daha hızlı geliyormuş. Öyle bir şey öğrendim falan diye açık açık yalan söylüyor böyle. En son transfer sezonu bitmeden önce bırakmıştık ve orada kalmıştık. Ben transfer sezonunu bitirdim. Bir de maç yaptım ve şimdi sizlerleyim. Buradan devam edeceğiz. Bu kimmiş lan bu arada? Gelecek vadeden de ilk defa gördüğüm bir adam var. Bu kim ya? Böyle bir adam mı var bende? Şununla bir kontrat yapsak. Sözleşmesi var. Genç sözleşmesi var. Niye imzalayamıyorum? İyiymiş lan bu adam. 19 yaş altının sözleşmeleri bende değil mi? Allah Allah. 15 yaşında böyle bir tip. Vallahi fena değilmiş. Neyse. Transfer sezonu arkadaşlar sancılı geçti. Maalesef. Ben bu Bask oyuncu olayını bu kadar ciddiye aldığını bilmiyordum bu kulübün. Kardeşim bu kadar ciddiye alıyorsanız biz Atletico Bilbao olsaydık. Yani olacak iş değil. İşte burada gördüğünüz gibi Bask vatandaşı oyuncuların transfer edilmesi diyor. Sonra da kahrolmuş durumda diyor. Bu sadece falan şeklinde bir mutsuzluk içerisinde değil yönetim. Hayır, bildiğin aynen bir önceki takımımızda olduğu gibi burada da yoluma taş koydular. Efendim, yok yeterince Bask oyuncu transfer etmedin, izin vermiyoruz. Şöyle hocam böyle olmazlar falan filan, mobbinge uğruyoruz resmen. Yok kardeşim, Bask oyuncu yok, ben ne yapayım ya? Neyse, bunlar da biraz fazla ciddiye alıyormuş. Ve 3 gün kala bir transfer operasyonuna giriştim ki sormayın. Ne yapsam, kime teklif etsem izin vermediler. Asla kadromu kuvvetlendirmeme asla izin vermediler. Dolayısıyla elimizdeki imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yaptık ama başaramadık. Gerçekten kötü bir transfer sezonu geçirdik. Şuradan da görebilirsiniz. İspanya'da oynayan oyuncular hayal kırıklığı yaşıyor. As takıma 23 yaşından küçük oyuncular hayal kırıklığı yaşıyor şeklinde yönetim transfer operasyonumuzdan çok mutsuz kaldı, çok mutsuz oldu. Ama gerçekten buna uygun para vermediler bana. Oyuncu da satmama da doğru düzgün izin vermiyorlar. Çünkü bütün oyuncular gitmek istemiyor. Yani takımdan gitmeye okey olan 1-2 oyuncu vardı. Onlardan da sadece birine teklif geldi. Biz de yapamadık açıkçası. Yani elimden geleni yaptım ama olmadı. Bayağı bir önemsiyorlarmış bu baskı olayını. Ben Atletico Bilbao kadar önemseyeceklerini düşünmüyordum ama ki hali hazırda kadroda bayağı bir baskı oyuncu var ama memnun kalmadılar yeteri kadar. Herhalde her transfer sezonunda bir sürü baskı oyuncu almamı istiyorlar, anlamadım. Neyse, bir an önce kurtulmamız lazım bu tarz kulüplerden. Şunlara daha dikkatli bakacağım artık. Bana bunu öğretti. Biz Türkiye'de alışmışız pataküte oynamaya. 2-3 Türk alıp sakinleşiyorduk. Burada öyle olmadı. Gerçekten çok uğraştırdılar beni. Aşırı uğraştırdılar. Bakacağız yani buradan kaçmayı düşünüyorum ama yani şurada iyi bir sezon geçirelim. Ondan sonra gelecek sezon kaçalım. Böyle transfer olmaz. Takım kuramıyoruz ya. Böyle saçma şey olamaz yani. Evet. Neyse. Gelelim o zaman transferlere sevgili arkadaşlar. Takımdan ayrılan önemli isim bir tek isim oldu. O da Tomisein Jago. Kendisi Zenit'e 33 milyona gitti sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 33 milyona sattık. Bu daha 39'a kadar çıkabiliyor galiba. Yo, çıkmıyormuş. Allah Allah, çıkması lazım. Burada göstermiyor olabilir. Tabii gittiği gibi hemen değeri aşırı yükselmiş falan ama asla böyle bir değeri hak eden bir oyuncu değil. Bir tek zaten bu dostumuz gitmeyi istedi. Onun dışında kimseyi satamadık. Bir ara Karikaburu'ya teklif gelme ihtimali vardı biliyorsunuz ama kimse teklif yapmadı. Ve diğer oyuncularımı da göndermeye çalıştığımda hani baskı oyuncu alayım falan diye kimse gitmek istemedi ve olay çıkarmayla tehdit ettiler beni. FM birazcık zorladı bizi bu konuda. Net konuşabilirim. Buna ek olarak sevgili Jago da transfer sezonunun bitmesine 3 saat kala Zenit'e olan transferini onayladı. Dolayısıyla
Jago'dan gelen parayı da son 3 saate kadar harcayamadık. O sırada onaylayamadım. Bir sürü şey olmuştu. Bu Jago'yu alabilmek için pardon, Jago'nun gitmesini beklemek zorunda kaldık. Bir de zaten kimi almaya çalışsam yönetim taş koydu. Hayır, Bask değil bu, istemiyoruz falan şeklinde. Bask oyuncu transfer ediyorum. Gene de istemiyorlar. Yani hani bir tane Bask oyuncu getireyim diyorum. Getiriyorum, sonra deniyorum, bir daha izin vermiyorlar falan. Çok uğraştırdılar yani. Neyse, transferlerimize geçelim. Bunları zaten tanışmıştık bunlarla. Harvey Elliott'ta kalmıştık en son. Tim'e yayında teklif yaptık. Dedik, aa benle oynamak istiyor, o yüzden istiyor dedik. Fakat Tim dolandırıcı çıktı. Çok para istedi bizden. Ama daha iyisini bulamadım. Mecburen Tim'i 8.5'a transfer ettik. 13 milyona da çıkma ihtimali var. Daha iyi ve daha ucuza maalesef kimseyi bulamadım chat. Kendisi 3 milyon maaşı aldı cebine. Hayvan gibi de parayı aldı. Kulübü soydu. Ama daha iyi bir opsiyonumuz yoktu. Santrafor'da Karika buraya ek oynatabileceğimiz başka kimse yoktu. Ve nedense Tim'e bir şey demediler. Alman olmasına rağmen, baskı olmamasına rağmen. Bazı oyunculara bir şey diyorlar, bazı oyunculara demiyorlar. Herhalde Tim 23 yaşın altında olduğu için ona karışmadılar diye tahmin ediyorum. 23 yaş altı transfer edince o başka bir maddeye uyduğu için herhalde baskı olayına karışmıyorlar o zaman. Dolayısıyla Tim gibisini bulamadık. Mecbur bu parayı kendisine verdik. 3 milyon yıllık parayı alıyor. O kadar da hak etmiyor açıkçası ama hala potansiyeli var en azından. Yedek forvet olarak kullanabiliriz. Biraz bizi dolandırdı. Peki sonrasında ne yaptık? Mecburen Bask bir oyuncu almak zorunda kaldım. Biliyorsunuz transfer operasyonumuzun en önemli pozisyonu neresiydi? Sol bekti. Yedek sol bekimiz yoktu. Bunu çözmek için 6 tane oyuncuya teklif yaptım chat. Bunların içinde kimler kimler? Luke Shaw, Borna Sosa, Igor diye bir herif. Geçen yayında Alman birine teklif yapmıştık. 7 milyon. Oh! 2 tane, 3 tane daha vardı. Hiç ya bazıları bizi tercih etmedi. Diğer yarısını da yönetim engelledi. Daha direkt teklif yapar yapmaz hayır kabul edemiyoruz falan diyorlar. Konuşuyorum lütfen izin verin diyorum, izin vermiyorlar. Dolayısıyla sol bek almama izin vermediler. Ben de mecburen Bask sol bek aradım ve bu dostumuz çıktı karşımıza. 33 yaşında maalesef kötü bir sol bek. Asla da yani parayı hak etmiyor. Ama ne yapalım, Bask oyuncu en azından transfer edeyim diye. Mecbur bunu aldık ve yapacak bir şey yok. Çok da kötü oldu ama gördüğünüz gibi şurada Bask yazıyor diye. Yani olacak iş değil. Hemen de falan diye onayladılar bunu tabii. Bask mı, bayılırım falan diye yönetim gelince alnından falan öptü herhalde. Manyak mıdır nedir? Böyle bir adam çok da yaşlanmış artık. 33 yaşına gelmiş. Bundan da bir şey olmaz ama yapacak bir şey yok. Mecbur aldık kendisini ucuza, en azından Bask. Belki dedim bu oyuncuyu alarak yönetimi başka bir oyuncuya ikna edebilirim. Yok, o da fayda etmedi chat. Hala bana yeterince Bask oyuncu transfer etmedin dedi. Yani bir oyuncuyla kandıramadım yönetimi. Peki sonra ne yaptık? Son gün Batata diye bir oyuncu çıktı karşımıza. Biliyorsunuz Deadline Day'de böyle onu da pek sevmedim. Böyle biraz Wonderkid adayları gösterip duruyor. Hep onları gösteriyor. O biraz hoş olmamış. Şey gibi yani, sanki tema yüklemişim, hile yapıyormuşum gibi hissediyorum. 5 yıldız potansiyelli gösteriyordu. Değilmiş ama olsun. 200 bin euroya aldık. Her türlü kar ederiz. Yazın satsak da en az 1 milyon alırız diye düşünüyorum. Bence fena değil şu anda bile. Profili fena değil. Bir alt lig için ideal. Gelişir. Adam olur. Hoş yani. Batata da hoş geldi. Şu anda bu sezon pek görmeyeceğiz. Sonra mecburen artık transfer yapamadığımdan iki oyuncu daha transfer ederek bu sezonu bitirdik. Maalesef istediğimiz bir operasyon olmadı dediğim gibi ama onları da tanıyalım. Sonra üzerine konuşuruz. Manchester United'dan kiralık olarak geliyor Alexis McAllister. Evet, maalesef sizin Dybala aşkınızı karşılayamadım. Dybala bizim yerimize Lille gitmeyi tercih etti. İlginçtir, Dybala'ya yıldız oyuncu deyince okey dedi yönetim. Fakat Dybala Lille gitmeyi tercih etti. Onun yerine son anda ofansif orta sahada
bir isim arıyorduk ve McAllister kiralık listesine düşünce yönetime yalvardık yakardık. İyi tamam dediler ve en azından kiralamamıza izin verdiler. Arjantinli bu dostumuzu. Gayet iyi profil. Bence iyi bir transfer oldu. Kiralık oyuncu alacaksak böyle alalım. 10 numarada Oyar Zabal'ı rahatsız etmemek adına kendisini ilk 11'e monte edebiliriz. Çok iyi bir pasör. Ve trade'leri de hiç fena değil. Verkaç yapar dışında. Okey ki Verkaç yapar da özel yeteneği pek olmadığı için aslında ideal olabilir. Sadece direkt paslarını biraz azaltıyor. Kaleyi uzaktan yoklar var. Uzaktan şutu 16. Çok iyi. Bitirici pas var. 16-17. Harika. Pasları ayağına istiyor çünkü pasör bir oyuncu. Uzun pası var. Trade'leri de gayet okey. Hatta zorlasak burada bile oynatabiliriz. Kendisini savunması biraz sırıtsa da markajı kötü. Burada bile oynatabiliriz bazı maçlarda. Bravo diyoruz kendisine. Sonra maalesef başka kimseye izin vermedikleri için yine bask bir oyuncu almak durumunda kaldık. Kiralık olarak geldi o da. 118 milyon değer biçmişler falan saçmalıyorlar. O da John Moncayola. Kendisi çok yükseldiğim bir oyuncu mu? Hayır. Ama iş görür mü? Görür. Kondogbia biraz da yaşlandığını düşünürsek, ikili orta sahayla oynayacaksak. Osasuna mı onun ismi? Çok özür dilerim. Doğru, lisans problemi var. Biz de Real San Sebastian diye geçiyoruz değil mi? Bunlar da Osasuna mıydı? Onlardan aldık ve pas vesaire özellikleri fena değil. Savunma özelliklerinde markaj maalesef göze batıyor ama pozisyon alma önsezi bayağı iyi. İleriye dönük hiçbir şey yok kendisinde. Yani şöyle box to box oynatmaya kalktığımızda topsuz alan 7. Bitiricilik yok, dribbling yok falan. Kendisi holding midfielder dediğimiz. Kardeşim buralarda takıl, al ver yap. Bir iki güzel pas ver oyuncusu. Çok tabii ki tercih edeceğimiz bir oyuncu değil ama yapacak bir şey yok. Mecbur onu aldık ve gördüğünüz üzere çok önemli iki eksiğimizi kapatamamış olduk. Jago'nun gidişiyle stoper bölgesine bir oyuncu almak istiyordum ama yine 3 oyuncuya teklif yaptım. Yönetim izin vermedi chat bu oyuncuları getirmeme. İspanyol ya da Bask birini aradım ve bulamadım. Paramız da bitmişti zaten. Saçma sapan oyuncuları da 20 milyon falan istiyorlar. O kadar da vermeyeyim dedim. Dolayısıyla stoper pozisyonunda sıkıntımız var. Şu anda Jason Denayer, Ozan Kabak ve Elustondo orada oynayabilir gibi gözüküyor ki Elustondo'da 1.82 boyu var. Biraz zorlanır burada. Hem de hızı falan da fizikselleri de yavaşladı. Yani stoper çok fena. Eyvah sıçtık. Dolayısıyla Mikel Merino'ya burada harcanır demiştik ama stoper yolu gözükebilir chat. Kendisi iyi bir orta saha oyuncusu, çok iyi bir pasör ama mecbur kendisini stoperde değerlendirmek durumundayız. Yapacak bir şey yok. Ve solbek. Solbek'i de çözemedik chat. Rico Henry'nin yedeği olarak şu anda oynatabileceğimiz isimler. Jason Denayer'ı oynatabiliriz ama en fazla çakılı bek olabilir. Orta yapma, dribbling falan hak getire. İleri çıkartmayarak Denayer'ı oynatabiliriz. Aldığımız bu baskı oyuncuyu oynatmayı deneyebiliriz. Belki bir iki kolay maçta. Aslında fena gözükmüyor ama fizikseller, güç falan fena yani. Topla da gidemiyor. Yine de hani süre alabilecek bir oyuncu. Bunun dışında eğer çok maceracı hissediyorsak kanat oyuncumuz Ander. Aslında hücumcu bek gibi de oynayabilir. Tabii pozisyon alma 8, çalışkanlık 11, markaj 8, top kapma 7 ile gol de yedirir. Dolayısıyla hani bazı çok üstün olduğumuz maçlarda ya da geride olduğumuz maçlarda belki sol bekte kendisine şans verebiliriz. Dediğim gibi stoper ve sol bekte durumlar kötü. Sağ bekte iyi mi? Sağ bekte de kötü. Dediğimiz gibi biraz önceki stoper olabilir dediğimiz Elustondo'da takımdan göndermeye çalıştım ama çok kızacaktı bana. Kendisi de bir bask ve yıllarını buraya vermiş. Gördüğünüz gibi başka hiçbir takımda oynamamış. Geldiğim gibi bu oyuncuyu kovmaya çalışırsam beni döverler diye. Yalnız mentalleri etkileyici, aslında bir orta saha mentallerine sahip. Keşke defansif orta saha çalıştırmış olsalarmış kendisini. Bence daha iyi olurmuş. Ama zaten defansif orta saha ile oynamıyoruz. Dolayısıyla böyle kendisini de yine çakılı bek olarak kullanabiliriz. Yine Denayer orayı
kapatabilir yine ileri gitmeyen bir bek olarak. İlk opsiyonumuz Gorosabel. Umarım kendisine bir şey olmaz, yoksa sıçtık. Aynı şekilde Rico Henry'e de bek durumu kötü. Belki bir ihtimal beksiz oynayabiliriz diye düşünmüştüm ama stoper de alamadım. Stoper de alamadığım için üçlü de oynayamayız. Sıçtık yani. Chat, gerçekten kötü günler bizi bekliyor geride en azından. Bir de bilmediğim bir durum varmış İspanya'da. Hiçbiriniz de söylemediniz ki Messi haberlerinden aslında aşina olmalıydım. Harcama limiti. Evet, kadro ücreti olayı varmış FM'de meğersem. Bundan da haberim yoktu. Bir girdim, limitin üstündeyiz. Sıçtık yani. Hayvan gibi maaş dağıtmışlar. Abicim şu maaşlara bak. 11 milyon alıyor herif ya. Takımın 8'de birini tek bir oyuncuya veriyoruz harcama limitinin. Yani olacak iş değil. Büyük sıkıntı. Bu şartlar altında gerçekten gene fena bir operasyon geçirmedik bence. Ama büyük sıkıntı. Bu sebepten burada bir oyuncuyu görmüyorsunuz. Transfer ettiğimiz bir oyuncu vardı. Biraz memnun olmamıştık kendisinden, hatırlarsınız. Kimdi o? 3,5 milyon euro vermiştim. Cachavenda. Evet, kendisini baktım kaydedemiyorum. Ben de dedim kiralayayım. Hayır, kiralamayı da başaramadım. Dolayısıyla 3,5 milyon euro verdiğimiz oyuncuyu B takıma gönderdik. Şu anda çoluk çocukla oynuyor kendisi bir alt ligde. Ve bana da çok sinirli olsa gerek. Büyük bir rezillik oldu bu. Yönetim kızsa haklıdır ama bilmiyorduk kardeşim, nereden bileyim yani. Harcama limitiymiş, bilmem neymiş. Yok baskı oyuncu. Şu baskı olayında biraz salsalar beni, ben rahat ederdim. Ama bu limit olayı da bir de üstüne tuz biber oldu. Bir girdim buraya, oyuncu kaydedemiyorum. Sıçtık valla. Ligi bilen hoca, evet. Valla Grosskreutz gibi oldu. Gördüğünüz gibi suyunu çıkardım yani. Neredeyse full harcadık. Elimizden de bu kadar geldi. Transferler bu şekilde. Stoper ve sol bek problemli. Hatta sağ bek de problemli. Burası komple problemli. Ama burası bizi taşıyabilir. 6 ay götürse yeter. Sonra bir takım değişiklikler yaparız. Kadroda göndermek istediğimiz oyuncuları bu kez gönderebileceğim ve maaş limiti açılacak. Şu baskı olayını nasıl çözeceğim bilmiyorum ama bakacağız. Evet. Ligde 4 maç yapmış olduk. Onlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Şimdilik 4. sıradayız. Ligi 5. sırada bitirmemiz öngörülüyor sevgili arkadaşlar. Bizden de beklenti 5-6 sırasında bitirmemiz. Dolayısıyla işimiz kolay değil. Bir iki sakatlıkta çökebiliriz. Umarım başımıza böyle bir şey gelmez. Arkadaşlar, Dybala'yı çok istediniz diye ben teklif yaptım ama Dybala bizim yerimize Lille'i tercih etti. Evet, bu taktikle oynamaya devam ediyoruz. Şimdilik fena gitmiyor. Ama işimiz zor chat. Umarım her şey yolunda gider. Umarım sakatlık yaşamayız diyelim. Bu arada Carica Bru'yu hala izleyen varmış. Bir türlü teklif yapmadılar. Evet, Moncayola bu arada, bu baskı oyuncu bahsettiğim, mecbur aldık dediğim. 2 haftalığına sakatlandı kral. Eyvallah, sağ ol. Eline sağlık, ne diyelim. McAllister, estağfurullah. İlk 11'e çekiyoruz McAllister'ı. Kanat forvet hücum diyoruz. Ofansif orta saha destek diyoruz, evet. Şimdi Oyarzabal'ı burada kullanmayı düşünüyoruz ilk etapta. Olmazsa kendisini asıl pozisyonu sol kanada ya da ortada deneyebiliriz ama burada şimdilik fena başlamadı ve ayın oyuncusu seçildi. Dolayısıyla iyi gidiyor. Dikine pas, riskli pas diyebiliriz. Dribbling yap diyebiliriz. Daha fazla şut çek dememize gerek yok gibi. Ya da desem mi? 14, 12 yok demeyeyim. Nasıl? Anan diye. Evet, daha fazla risk al var. Daha fazla dribbling de var zaten. Alright. Müthiş oyuncu. Oyarzabal'a bakacağız bu sene. Orası net. McAllister'a neler diyelim? McAllister hocam iyi pasör. Net iyi pasör. Çok adam geçmeyle işi yok. Topu ayağında tut diyebiliriz kendisine. Çünkü en iyi pasörümüz. Bence öyle diyelim. Boş alana koşu yapmaya da bilir aslında. Çünkü burayı half space'i zaten Oyarzabal dolduracak. Buraya da Johnny gelsin istiyoruz. Sen daha merkezde kal hocam. Bir de topu ayağında tut bir zahmet. Ha, sana daha çok şut çek diyebilirim. Uzaktan şutun 16 çünkü.
Aynen, daha fazla hücuma çık demeyelim. Bunları da diyelim, öndeki oyuncularımıza veriyoruz. Colado uzak direğe orta kes, daha az şut çek, daha fazla dikine pas yap demişiz. Dikine pas doğru bir şut mu? Bence yapmasa da olur. Bunun dışında daha fazla top sürü var zaten. Okey, daha az şut çek de mantıklı bir önerme olmuş. Uzak direk de mantıklı Oyar Zabal'dan dolayı. Belki onu ona bırakabiliriz ama neyse, genelde öyle güzel goller buluyoruz. Merino'ya da aynı şekilde demişim. Gene bunları yapmıyorlar tabii ki saçma sapan trade'leri yüzünden ama. Johnny sana neler diyelim? Seni boş bırakmışız. Bence bırakalım. Sen zaten her şeyi okey yapan bir dostumuzsun. Rico'ya neler demişim? Daha sık uzaktan uzak direğe demişim. Geniş oyna demişim. Doğru demişim. İyi demişim. Daha hücumcu oynatabileceğimiz bir isim. Önünde kanat oyuncusu var diye Rico'yu çok öne çıkarmıyoruz ama net kullanabiliriz aslında orada. Katı oldu bu arada. Bayağı direkt bir takım olduk gibi. Bakalım, ter değil o. Parlıyor sadece. Ter değil. Bak. Işıklarımız parlıyor. Maalesef burada Elustondo falan diyor. Gorosabel yeni çıktı. Katı akıcı olayının manası Mithat'cığım şu. Şuraya baktığın zaman oyun anlayışı diyor ya burada. Bu oyun anlayışını etkiliyor. Eğer takım katı olursa herkes daha çok görevini yapıyor. Hücumcular hücum yapıyor, savunmacılar savunma yapıyor. Bu ne kadar akıcı olursa takım bir o kadar birlikte çıkıyor. Eğer takım çok kaliteli değilse, kontrol oynayacaksam hocam herkes işini yapsın diyorsan katı yapmak mantıklı. Yok takım iyidir, pasla çıkar, güzeldir, yaratıcılık artar falan diyorsan akıcı yapmak mantıklı. Açıkçası ben çok katı oynamıyorum ama görevler onu ortaya çıkardı. Az destek görevinde oyuncumuz var. Belki Colado'yu desteğe çekebilirim. O zaman dengeli oluyor ama neyse, böyle bir başlayalım. Katı olunca bakalım ne olacak. Katı oynamaya da uygunuz zaten. Şimdi deneye Rozan Kabak'la çıkıyoruz. Ama buna bir bakacağız. Belki Merino'yu stopere çekmemiz gerekebilir. Bir de Gorosobel'e savunmada kal diye isim var. Çünkü hızı hiç yok. Ha pardon, o Elustondo'ydu. Okey, Gorosobel çıkabilir. Aynen. Duran topları ayarladım. Duran toplarda sıkıntımız yok ama Deneyer'le Ozan, özellikle Deneyer hava toplarında müthiş midir? Değildir. Biraz sıkıntı çıkartabilir bize. Ozan fena değil ama o yüzden şu kanatlardan oynamayı kaldıralım. Kanatlardan oynatacağız, sonra maşallah yok edecekler bizi. Burada sağ bek desteğini beklemeyelim. Buradan da sol içi bekleyelim Johnny'yi. Sağ bek desteğini beklersek Oyar Zabal'ın hücumdaki hızı birazcık azalabiliyor. Karşı pres başlayalım. Ligin iyilerinden biriyiz. Olmazsa döneriz. Evet, bu arada benim yaptığım maçta en son buralarda, burada bırakmıştık galiba. Real Hispalis'i 3-0 yendik. Karika Buru hat-trick yaptı chat. Bir de hazırlık maçı yaptık. Şimdi asıl ligin temposuna giriyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Problemli bir transfer sezonu. Sıkıntılı bir kadro. Beklentiler yüksek. Çok iyi oyuncular var ama iyi olmadığımız noktalar da var kadromuzda. Bakalım neler olacak. Bakalım bizi neler bekleyecek. Çok gergin. Bakalım chat. Evet, rakibimize şöyle bir hızlıca bir göz atalım. Üf. Ey maşallah. Sana bir sert zayıf ayak yapalım hocam. Bilmiyorum var mı zayıf ayağın ama. Çok hızlıymış o. Okey. Bakaev. Tamamdır. Tasos Bakasetas mı? Aman tanrım, kimleri görüyorum. Hem de merkez orta sahada bu yaşta oynuyor. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Ona bir presimiz var. Komasena. Sen misin acaba oyun kurucu? Değilsin büyük ihtimalle. Allah, yanlış beke yapacaktık.
Beklere de zayıf ayak ters. Ters ayak bir de sert girelim. Kadro iyi değil gibi duruyor karşı takımın. Vallahi iyi değil bunların, kadroyu yenmemiz lazım. Vallecano'nun kadro biraz zayıfmış. Açıkçası stoperleri de prese iyi tepki verecek gibi duruyor. Onlara da bir pres yapalım. Valla bu reis de hızlı, sadece tek hızı var. Bir sıkı markaj deneyelim ama pres asla yapmamamız lazım. Sıkı markajdan da kaçabilir aslında. Onu da mı yapmasam? Neyse bir başlayalım bakalım ne olacak. Haydi bakalım ya. Heyecan dorukta. Eyvah, yakalandık yine. TV miydi? Neydi bizim kameramız? TV'ydi. Haydi bakalım. Bilmiyorum ki ben hiç Wonderkid falan. Bakmayın öyle şeylere. Kendiniz oyunda bulun oğlum, daha zevkli. Valla bir kere geldiler demin. Bir korkuttular bizi. Bir daha olmasın hocam. Sormayın chat. Deneyer Ozan Kabak'la çıkıyoruz yani. Millet de sanacak Galatasaraylılığımızdan. Hadi Johnny. FR3 bu dediğine cevap vereceğim kral. Maçtan sonra hatırlatsana. Ah be Rico. Hadi Rico. Yaptın terse. O yarza. O ne lan, gol. Aa. GS kariyeri yapamayınca kaşınıyorum ya. Bir şekilde şey yapacağız. Ozan'la Deneyer'i koymak zorunda kaldım. 2 senedir Galatasaray kariyeri yapamayınca bak görüyorsun. McAllister. O neydi McAllister ya? Olacak iş değil. Çocuklar. Hayır. Oo, yakışmadı. Çok iyi pas. Oyarzabal ha. Kolado yapma be kral. Yapma be kral. İnanılmazsın ya. Ulan Kolado. Evet. Çok daha üstün, çok daha gollü bir ilk yarı geçmeliydi. Rakibi görünce hemen birazcık daha hücuma gidelim o zaman. Kolado'yu alsam mı? Alacağım sanırım. Bunların da hepsi solak ya. Herkes solak be kardeşim. Bu nasıl takım ya? Şuraya bak. Aha, bu sağ ayaklıymış. Hadi Ander, sana gün doğdu kral. Ters ayaklı desteği yapıştırıyorum. Henry kanat bek hücum. Yardır baba. Aynen. Biraz daha geniş ve direkte oynamayı deneyelim. Bakalım neler olacak. Kolado'ya ben çok yükseldim ama Ander de fena oyuncu değil. Ona da bu şansı vermeyi hak ediyor. Biraz fazla kanat oyuncumuz var. Bunları biraz azaltmamız lazım. Of, çok iyi pas Johnny. Hadi Oyarzabal, çıkar bizi buradan. Müthiş pas. Karika buru. Ha, kornermiş. Kötü değil aslında Kolado. Bir işi çok iyi yapabiliyor. Öyle oyuncuları çok severim ama olmadı maalesef. Güzel kornerdi. Johnny vurdu kafayı. O iyi olmadı. Ozan'ın ya da Karika'nın vurmasını istiyoruz. Johnny vurup duruyor. Onu bir değiştiririz olmadı. Anderim mi? Evet. Güzel. Josep'çim, güzel pas mı? İşte. Evet, sadece hızı olan adam gol atıyordu az da. Sadece hızıyla.
Bu yakışmadı bize bu maç. 4-2-3-1'imiz iyi gözüküyordu. Bu maçta biraz sırıttı şu ana kadar. Geniş oynayınca da rakibimiz birazcık daha sanki etkili oluyor gibi. Tempoyu düşürerek kısa oynamayı deneyelim. Evet. Rahatız. Haydi. Bravo Rico. Haydi. Aynen. Soldan hocam atağı oluşturduk. Sağdan atacağız. O da olur. Ya ama artık. Baba yapmayın ya. Atın bunları. Ya Johnny vurup duruyor kafaları. Ne alakası var Johnny ile ya? Johnny'yi oraya koymadım bile ben. Adamlardan bir de gol yedik. Olacak iş değil. Şu anda olana inanamıyorum. Çocuklar neler yapıyorsunuz ya? Olacak iş değil ya. Harbicim. Kanat oyun kurucu diyorsun ha? Düz kanatlık yok mu sende? Ters ayaklı. Şöyle yapayım. Madem kanat oyun kurucusun, al. Dostum, yardır. Öbür ayağın da iyi senin. Aynen. O yarzacım komplesin canım. Yani düşük tempo falan yok öyle bir şey. Yok, burada beklemeyelim. Heriflerin santraforu hızlı. Öne çıkarmak iyi bir fikir olmayabilir ama gerideyiz artık. Yap tabii, o kadar uğraştık. İnanamıyorum ya. Bu rakibimize bu kadar zorlandığımıza. 4-2-3-1'imiz iyi gözükmüştü. Burada sınıfta kaldı. Gerçi bir iki tane karşı karşıya bulduk ama pozisyon da verdik. İyi gözükmedik. Bakalım 4-4-2 ile açabileceğiz mi? Bravo. O orta olmadı. Döndün hemen. Rico yapıştırdın ortayı. Carica vuramadı. Bravo Deneyer. Rico süpersin. Atın artık ama yani. Kardeşim kolay gelsin. Pazar yürüyüşüne çıktın galiba. Yavaş yavaş. Şöyle bir yoğurt almaya giderken biraz tempo yapayım gibi bir yürüyüş. Çok iyi pas. At artık offside. Lanet olsun. Offside mi acaba, bakalım. Evet. Şimdi maalesef 3 değişikliğimiz var sadece. O da Tim olacak gibi. Carica bugün iyi değil. Gol de kaçırdı. Aha, işte bundan korkuyorduk. Ama bu riski almak zorundayız. Adam arkaya kaçabilir, evet. Johnny de yorgun. Oyarzabal da yorgun. Yorgunluğa göre değişiklik yapmayalım. Tim'i alalım hocam. Tim, yardımcı desteksin. Oyarzabal, bırak şimdi komple forvet falan. Dümdüz at hocam. Yapacak bir şey yok. Bazı oynatmak istediğimiz oyuncuları oynatamadık. 3 değişiklikten dolayı. Ama yapacak bir şey yok. Aynen. Hadi.
Bunların hepsi iyi pozisyon ama. Evet. Olacak iş değil valla. Yenmemiz gereken bir maçı berabere bile kalamadık. Taktiğimize güveniyorduk ama açamadık kilidi. Ama XG'miz 2-11. Ve bütün şutlarımızı içeriden bulmuşuz. Yani şu tablodan bir gol çıkaramadıysanız ben size bir şey demiyorum. Hadi okey, gol yemeyi de 1xG ile hak ettik diyelim. Ama atacaksınız. Atacaksınız. Atmazsanız olmaz. Ne yapalım, biz mi çıkıp oynayalım? Evet. 4-2-3-1'e biraz daha şans verebiliriz chat. Peki. Son maçın puanlarına bakayım. Kimler sırıttı? Gorosabel. Maalesef alternatifi yok. Ozan iyiymiş. Deneyer. Johnny. Carica. Colado. Bunlar hep kötü maç. Girdikten sonra da etkisi oldu bu ikili. Yakışmadı hocam. Yusuf Demir Manchester United peşindeymiş. Vay vay vay. Evet, şimdi Celta Vigo ile oynayacağız. Bu maçın analizine bakalım. XG'de iyiyiz. İsabetli pasımız oldukça yüksek. Vallecano'nun da yüksek ama. Onları çok bozamamışız. Gol denememiz 19. 2-11 XG. Ama atamadınız. Peki. Evet, Vigo 4-4-2 ile karşımızda oluyor. Taktiği bozmayacağım. Evet, bozmuyorum. Bakalım asistanımız bize ne öneriyor? Diyor ki Deneyer'i sağ beke koy diyor. Elustondo'yu stopere koy diyor. Ander'i sol beke koy diyor. Allah Allah, Rico'yu kes diyor. Colado'yu saçmalıyor ya şu anda bayağı. Colado'yu defansif oyun kurucu olarak oynat diyor falan. Aşırı saçmalıyor gerçekten kendisi. Ama Oyarzabal'ı sola çekiyor. Asıl yerine çekiyor. Oyarzabal bu maça kadar iyiydi. Ayın oyuncusu seçildi dediğim gibi ilk maçlarda. Dolayısıyla onu kanatta değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Gerçi ortada başlattık bir maçta. Sonra kanada çekmiştik ama ortada kayboluyor biraz. Bu maçta da iyiydi. 4-2-3-1 devam bence chat. Sadece yorgun oyuncularımız var. Değişiklikler de o yüzdenmiş. Saçmalıyor dediğim oymuş. Ozan maalesef çok yorgun. Orta sahada Moncayola da sakat olduğu için estağfurullah. Allah. Soru olayı şu. Sevgili arkadaşlar. Şu anlık değişmekle beraber, asla düzenli yapmasak da yayın programımız şu şekilde. İrtibat mikrofonları 2 haftada bir pazartesi. IRL'ler çarşamba, cuma, cumartesi üçlüsünden birinde oluyor. Futbol yayınları genelde salı, perşembe oluyor. Ve onun dışında başka da bir şey yok. Arada diğer yayınlar da chill yayınlar oluyor. Yani saçma yayınlar falan filan. İşte böyle bir tane oyun oynayayım, şunu yapayım falan filan. Evet, Merino'yu stopere çekiyoruz mecburen. Vallahi buraya da Kondogbia'ya gün doğdu. Her ne kadar artık yaşlansa da. Ivan iki yönlü orta saha. Gorosabel yerine de Elustondo. Durumlar bu şekilde. Oyarzabal da yorgun ama onu ikinci yarıyı deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Orta sahadan hiç emin değilim şu an. Ivan Kondogbia ikilisi bizi çok üzer. Şu adam sakat olmasaydı iyiydi. McAllister'ı oraya kaydırsam. İki yönlülüğün nasıl hocam senin? Defansif oyun kurucu, derin oynayamazsın bence.
Ama iki yönlü oynayabilirsin gibi. Savunmada idare edersin. Markajın 7 ama ya. Mezala ikili orta sahada intihar olur Mitat ya. No Man's Sky değil de başka bir oyun devam edeceğiz ekip yayınlarına. Bence McAllister'ı oraya kaydedelim. Kaydet mi? Kaydıralım. Elliot'ı buraya koyayım. Elliot'un ofansif orta saha destekliği nasıl hocam? Gayet iyi, tertemiz. Daha fazla dribbling yap diyelim mi sana? Diyelim, evet, sen dribbling'de iyiymişsin. Okeydir. Savaşçı orta sahayla Mezalan bence gitmez. Gide de bilir tabii. Ben anlıyorum demiyorum ama savaşçı da yerini çok değiştiren, hareket eden bir rol. Mezala da öyle. Bir de ikili orta sahada Mezala ben biraz korkuyorum oynatmaya açıkçası. Çok boşluk verir arkada. Savaşçı da gider kanada basar, ortası boş kalır gibi düşünüyorum o ikilide. Ya da bu riski almayıp direkt dümdüz Ivan'ı mı oynatsak ikili box to box'ta. Ivan'ın savunma net daha iyi. Markajı 11, onun da çok iyi değilmiş. Deneyer ile Elistondo'yu değiştirebiliriz. Elistondo orta yapabiliyor ama. Gerçi fiziksel biraz hak getiriyor ama. Savaşçı orta saha ben pek sevmiyorum chat. Kullanmak istemiyorum. Eğer rakibin oyun kurucusuna direkt karşılık olması için kullanmıyorsam. Savaşçı fazla yer değiştiriyor, hele ikili de. Kolado'yu da mı kenara alsak? Ona da bir şans daha verelim hadi. Böyle bir çıkalım. Durumlara bakacağız. Evet. Ha, yedekler. Johnny bugün girmez artık. Maroni'yi alalım. Ha, duran toplar. Evet. Duran toplara bir saniye. Johnny vurup durdu. Ben onu ayarladım aslında, duran topları, ama Johnny niye vuruyor hocam? Burada diye mi? Yok, burada diye. Aynen. OSM sol diye vurmaya kalkıyor. Saçmalıyor yani. Ön direkte bekleyen oyuncu vuruyor. Peki sizi böyle yer değiştireyim. Olursa ne oldu şimdi ya? Ya kullanan oyuncu burada diye gene saçmalıyor ya. Öf. Neyse. Oldu işte. İki kişi bırakınca biraz sıkıntı çıkıyor. Üç kişi bırakıyorum. Bu niye böyle gösteriyor bilmiyorum. Beş değil aslında yani. Niye böyle oldu anlamadım. Kullanandan dolayı herhalde. Normalde üç kişi bırakıyoruz. Üçlü oynamak için stoper yok ya Alfonso. Hala Ivan konusunda kararsızım da o yüzden beklettim sizi. Ivan mı McAllister mı diye. Hadi tamam, böyle çıkalım ya. Çıkın böyle. Bakalım duruma. 4-2-3-1'imiz iyi başladı. Sakin olmalıyım. Çok değişiklik yapmamalıyım. Gerçi böyle diye diye sahte bek oynattık tüm yarım sezon. Sonra bir 4-4-2'ye geçtik. İş çözüldü tabii. Ama olsun. Orada savunmada çok ciddi problemler vardı. Burada çok olduğunu düşünmüyorum. Ha, bu arada McAllister, bravo. Kolado son şansların, bravo Kolado. Merino öyle bir oyuncu ki yani ona direkt standart stoper vermek sol ayağı çok kuvvetli. Evet, siz ikinizi yer değiştirelim. Merino inanılmaz bir dostumuz olduğu için en azından pasör verelim kendisine. Top dağıtsın. Ayrıca şunu da eleştirmek istiyorum. Pasör stoperler niye sadece kısa paslı oynuyor FM? Niye sadece kısa paslı oynuyor? Pasör stoperler direkt oynayamaz mı hocam? Yani topu güzel bir şekilde şişiremezler mi ileri? İlla çakılı mı oynatalım? Adamın vizyonu, pası inanılmaz. Olacak iş değil ya.
Libero başka şeyler de yapıyor ama. Lan. Oğlum ne deney eri ya? Kim koymuş deney eri buraya? Aa, o demin o değişiklik sırasında oldu. Tövbe estağfurullah. Saçma sapan UI ya. Şu duran topu UI'ını değiştirin ne olur ya. Demin öyle sürükledim bir şey yaptım ya. Saçmalamış. Heh, evet. Tamam. Hayır sağda. Neyse tamam böyle de olur. Buradaki adam nerede şu an? Burada bir adam olması lazım. Abi ben bu olayı niye çözemedim ya? Şu an ben niye burada 9 oyuncu görüyorum? Bu ne mesela? Yani niye diğer oyuncular nerede abi? Hiç anlamadım bu UI'yi ben. Oy arzabalah. O ne ya? İki tane aynı kişiyi gösteriyor adam chat. O yüzden 9 diyorum. Bayağı top oynuyor bunlar. McAllister, Rico. Haydi Colado. Yap şovunu kral. Bravo. Senden beklediğim bu kadar. Ya çok net be o Erzabal. Neyse kafacı bir dostumuz değilsin tabii o yüzden. Bir şey demeyeceğim. Aa beyler. Sert orta yap diyorum üstelik. Yerden mi diyeceğiz illa? Havadan da iyi karika bu o yüzden diyorum ama. Olacak iş değil. Evet o Oyarzabal'ı zaten az kullanacağız da. Hadi Kolado. Bütün hücumlarımız Kolado'nun bu. Ya şöyle be karika buru sonunda ya. Atın artık şunları içeriden gene 3 tane pozisyon bulduk anca attık. Yalnız tek hatamız bu gibi gözüküyor şu anda. Kolado'nun güzel ortaları. O yüzden zaten ilk 11'e koyduk ama sadece onu yapıyor gibi. Sağ taraftan pek organize olamıyoruz. Gerçi oradaki bek'in görevi de destek. Niye öyle acaba? Dur bakalım. Bravo. Ya Allah aşkına o ne ya? Öf. Böyle saçma bir şey olamaz yani. Evet rakip talimatlarına şöyle bir bakalım. Hızlı. Yani evet öne çıkarmaya biraz korkabilirim bu ekibi. Savunma çizgisini öne çıkartalım mı diye baktım da. Enrique oyun kurucuları gibi. Kondogbia dok oynayacak zaten. Yakışmadı.
okay. Something needs to change hocam. Öyle olmayacak. Yani en iyi savunmacımızın çok da iyi bir savunmacı olmaması sorunsalı. Hem kanat hem mezala çakışır mı? Bakalım deneyelim. Seni de ofansif oyun kurucu yapalım. Bir deneyelim bakalım çakışacaklar mı? Vasquez haklı olabilirsin. Aşırı tepki gösteriyor olabilirim ama bence yeteri kadar info verdi bize oyun. Sanki öyle devam etsem gol yiyeceğim gibi hissettim. Sadece atamadılar yani. Ha 4-3-3 yapınca bir anda her şey düzelecek mi? Hayır ama McAllister, pardon, Elliot'ı hiç oyuna girerken görmemedik. Belki üçlü orta sahaya dönersek topu daha fazla tutarlar diye düşünüyorum ama bu çıkış gerçekten beni üzdü. Bakalım parçalayacaklar mı? Oyarzabal da çok yorgun. Yok be, ne oynatacağım Ozan'ı? Yorgun oğlum, o yüzden kestik. Ne yapalım? Adam yok. Allah, geliyor gol. Bravo. Oyarzabal çok fena. Çok yorgun kral. Evet, Oyarzabal'ın iyi oynaması lazım. O yüzden kesin bir değişiklik yaparız ama çok da yorgun olduğu için göremedik tabi. Şimdi ...4-4-2 oynuyorlar. Üçlüye falan diyorsunuz ama çok majör bir değişiklik olur o. Onun yerine gizli liberolu bir şey yapabiliriz. Ozan'ı komple dinlendirmek mümkün olmayacak gibi. Mecbur böyle yapacağız artık. Bir dakika. Aynen. Ya da 4-4-2, neyse çok oynamayayım ya. Çok oynamayayım. Ters ayaklı destek desem arkandan kimse gelemiyor. Eliston'da evde yok çünkü. Hatta onu çakılı bek yapalım. Şöyle yapalım. Tamam mı chat?
O da girse atamayacak ama şöyle tamam. Aynen. Bu sefer de içeri kat eden yok ama. Bu sefer de içeri kat eden yok. Tamam buldum. Şöyle yapalım chat. Elliot hocam. Siz ikiniz bir yer değiştirin. McAllister ters ayaklı. Ha, sen burada oynayamıyorsun. Elliot oynuyor. Tamam. Şöyle. Şöyle ama. Evet. Kondogbia orayı kaldıramaz çünkü. Gizli libero'yu kaldırır mı? Of. Hızımız hak getire. Olsun. Olsun. Tamam. Kanatları uzun pasla hocam. Tamam mı? Çıkıyoruz. Evet evet çok haklısınız chat. Her atakta değiştirilmez. Aşırı haklısınız. Yanlış bir şey yapıyoruz büyük ihtimalle ama bence oyun bize bir şey anlatmaya çalıştı. Bunu öyle yorumlamayı düşünüyorum. Bence golü hak ettiler yani. Sadece atamadılar. Bir şeylerin değişmesi lazım ama bu değişikliklere rağmen gol yiyebiliriz. Bravo. Olsun. Aynen. Fakat bu 4-2-3-1 hayırdır ya? Niye böyle oldu gene? Anlama. Of çok iyi pas Kondogbia be. Hadi Kolado. Yap şovunu da o olmadı. Merino süpersin. İşte bu kad... Evet, çok yorgun takım. Elliot'cum, hak ettin çıkmayı bu performansla. Ander Reis gelsin, estağfurullah. Denayer çok yorgun. İkinizi değiştirsem, değiştireyim. Ya da kanatta daha çok koşmak zorunda kalacak. Merino iyi değil bugün. Merino yerine de Ivan yapabiliriz. Timi de oynatmak isterdim ama neyse Karika buru attı. Okey Ivan gel bakalım. Siz ikiniz değişin. Şu maçı da bitirin artık ya. Maç sırasında müzik açmıyoruz. Of Ivan. Offside'mış. Takım bir anda oynamaya başladı. 4-1-4-1'e geçince. Bu 4-1-4-1'i unutmayak chat. Zorlandığımız maçlarda buna geçebiliriz. Karika. Nerenle vurdun lan o topa? Bravo Deneyer be. Vallahi iyi pastı. Hadi Ander. Ah, iğrenç bir pas. Devam evet. Biz her sene tek kariyer oynuyoruz. Dorukan mı? Dorukan Toköz mü o? Sol bek mi oynuyor? Mio mu?
Hak ettik golü ya. Valla. Bence de yemeliydik. Ah. Tam da bir takım toparlıyor gibiydi ama sonunda geldi. Onlar gol atmayı hak ettiler. Yalan yok. Evet, istediğimiz gibi başlayamadık kariyerimize. Yenmemiz gereken iki maçı yenemedik şu ana kadar. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım gibi. Taktiğimize güveniyorduk. Bu maç o da pek işe yaramadı. Var mı bir son dakika sürprizi? Oluyordu az da. Evet chat, ikiciler biraz daha iyiler bizden ama biz daha fazla şut bulmuşuz. Yine de çok net kaçırdık. Gol pozisyonu olarak baktığımızda bizden daha fazla bulmuş gözüküyorlar ki oyunun bize uyardığını söylediğim noktalarda hakikaten çok buldular. Sonra puanı çalıp gidiyoruz gibi gelmişti ama son anda ilahi adalet peşimizden geldi. Performansımız iyi değil bu iki maçta. Sezona iyi başlamıştık 4-2-3-1 ile ama iyi devam edemedik. Veri merkezindeki istatistik nasıl gösteriyor? Hala artı da gösteriyor bu 4-2-3-1'i. Ama tabii çok da güven olmaz. Çok da güven olmaz. Bakacağız. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bölümdü bu. FM bölümü olarak. Perşembe yine canlı yayında olacağız. Chat kaçırmayın. Tabii siz bunu YouTube'dan seyredenler. Gene Perşembe yayında oluruz büyük ihtimalle. Canlı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. İstediğimiz gibi bir transfer sezonu geçiremedik. Bask kuralından dolayı. Fakat kadro en azından kovulmamaya yetecek kadar kaliteli diye düşünüyorum. Kovulursak yani çok ama çok kötü oynamamamız gerekiyor. Gene üst sıralarda bitirip devre arasında yapacağımız bir iki transferle bu işi çözebiliriz. Ya da belki komple bu bask muhabbetinden kaçıp gidebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum sizi.